Sesim geliyor değil mi? Evet. Herkese merhaba. Burada olmak çok heyecanlı. Sizleri görmek çok heyecanlı. Az önce dışarıda arkadaşlarla ilk cümle ne olacak diye konuşurken dedim ki içeride karar vereceğim. Ve halıya baktım. Çok belirgin bir halı. Sınırları çok belirgin. Dışarısı siyah. Ben siyah noktadan geldim. Ve şimdi kırmızı halı üzerindeyim. Az önce dışarıdaydım, şimdi ise içerideyim. Az önce dinleyendim, şimdi konuşanım. Ve az önce başka bir sürü rollerle dışarıdaydım. Şimdi daha çok terapist rolümle burada olacağım. Ailedeki diğer rollerimle, tüm rollerimle burada olacağım. Sizlere kendimden bahsedeceğim. Aslında kolay olan diye düşünüyorum. Ve bazı fotoğraflar paylaşacağım sunumumda. Yaşam çizgimdeki renkler dedim. Çünkü ben renklerin, her rengin güzelliğine inanan bir bireyim. Ve çektiğim, kendi çok basit çektiğim fotoğrafları koydum buraya. Çünkü onların içinde duygu var. Kendim çektim. Bir duyguyla çektim o fotoğrafları. İçeriği bende saklı ve o duygularımla şu anda bu sahnede bulunuyorum. Ben burada bir kapı gördüğünüz gibi bazen o kapının içinde oluyorum, dışarıya bakıyorum. Bazen kapının dışında olup kendi dünyama da bakıyorum. Bunu mesleki olarak da yaparken tüm hayattaki tüm rollerimde bu şekilde bakmaya çalışıyorum ve kendimle ilgili farkındalığı her an yaşamaya çalışıyorum. Bu beni hep geliştiriyor. Ah, evet. Ben şunlardan bahsetmek istiyorum. Yaşam çizgim dedim değil mi size? Yaşam çizgimizde aslına bakarsanız rollerimizle var oluyoruz. Nedir bu roller? Psikoterapist rolüm, anne rolüm, eş rolüm, kardeş rolüm, arkadaş rolüm. Hayatta birçok rollerimiz var. Bu rollerle var oluyoruz. Bir diğeri ise değerlerim. Ben değerlerimle varım. Mesela ben neden şu an bu sahnedeyim? Çünkü ben bir takım değerlere sahibim. TEDx'te konuşma yapmak istiyorum. Neden? Çünkü sizlerle paylaşım yapmayı seviyorum. Paylaşıma dair bir değerim var benim. İlham olmak istiyorum. İlham olmaya, ilham vermeye dair bir değerim var. Bu değerimi ortaya koyabildiğim takdirde mutlu olabileceğime inanıyorum. O yüzden de değerleri, yaşam değerlerimizi, herkesin kendine özgü yaşam değerlerine saygı duyuyorum. Bir diğeri ise benim yaşam çizgimde duygularım çok kıymetli. Çünkü az önce ne dedim? Duygularımla buradayım. Kendi çektiğim fotoğraflarla buradayım. Çünkü onların içinde duygu gizli. Duygularım beni harekete geçiriyor hayatta. Ve o harekette mutlaka bir şeyler öğreniyorum. Hayata dair öğrenmeyle ilgili de bir değerim var çünkü. Bunu da önemsiyorum. Diyerek hayattaki birçok renkten bahsedeceğim size. Benim hayatımdaki renklerden aslında örnekler vererek biraz gerçekten yol gösterici olmaya çalışacağım. İstediklerinizi alın lütfen bunlardan. İstediklerinizi de bırakın burada ve çıkıp gidin. Evet, bu yine benim çektiğim bir fotoğraf ve bakın orada birçok renk sandalye mevcut. Ancak bir kısmı bir arada dururken bir tanesi orada tek başına. Bir arada duranlar daha düzenli, sıralanmış, iç içe geçmiş, yan yana durmuş farklı renkler olmalarına rağmen. Ancak diğeri tek başına ve devrilmiş. Ben şunu düşündüm o fotoğrafı çekerken. Hepiniz farklı şeyler düşünebilirsiniz diyoruz ya, duygularımızla var oluyoruz diye. Buradaki herkes bu fotoğrafa baktığında farklı şey hissedebilir. Ama benim hissettiğim şey şu. Oradaki mor sandalye, devrilmiş olan sandalye, aslında TEDx'e uygun olmayan da bir cümle kuracağım, kusura bakmayın. Başarısızlığı gösteriyor belki de biraz. Düşmek, devrilmek değil mi? Roller içerisinde aslında korktuğumuz şeydir bu. Hep başarılı olmalıyız, mutlu olmalıyız, devrilmemeliyiz. İşte grupla hareket etmeliyiz gibi bir takım roller veriliyor bize.
Ancak o devrilen sandalye de aslında çok kıymetli. O nedenle de ben birazcık size başarısızlıklarımdan da bahsedeceğim burada. Çünkü başarısızlıklarımdan da çok şey öğrendiğimi görüyorum ve biliyorum. Ve diyorum ki, geçmişteki olayları değiştiremeyeceğiz, değil mi? Onlar var oldu. Şu anda da hala hayatımda var. Geçmişteki iyi yaşantılarım ve olumsuz yaşantılarım hepsi benimle birlikte var. Ancak bakış açımı değiştirmeliyim. Şu anda ben 10 yıl önceme baktığım zaman, 10 yıl önce o olayı yaşarken ki duygumla bakmıyorum ya da düşüncemle bakmıyorum. Algım değişti artık. Bu şekilde baktığımız zaman hayatta psikolojik esneklik sağlamış oluyoruz kendimize. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Çünkü diyorum ki her kriz aslında içinde fırsatları da barındırıyor. Ben bunu terapi seanslarımda mutlaka dile getiriyorum. Çünkü evet biliyorsunuz problemlerle geliyor insanlar bana. Ve diyorum ki hepsi birer fırsat. Çok büyük acılarla geliyorlar. Ama o acılardan ne öğrendiklerine bakıyoruz hep beraber. Ve o öğrendikleri bundan sonraki yaşantısına nasıl etki edecek, bunu nasıl olumlu bir şekilde kullanacak, biz bunlara bakıyoruz. Ve ben kendi yaşantımda da bunu aynı şekilde uygulayarak danışanlarımla birlikte yol alıyorum. Zaten seanslarıma başlarken hep şunu söylerim, bu bir yolculuk ve ikimizin yolculuğu ya da üçümüzün aile terapileri seanslarımız da oluyor. Birlikte yolculuğumuz bu. Sadece sizin yolculuğunuz değil. Ben de sizden çok şey öğreneceğim burada. Ve benim ilk başarısızlığımı sunuyorum. Ben Kız Sesi mezunuyum. Maalesef akademik olarak çok iyi olduğuna inanıldığı için o okula gönderildim. Ve ardından Kız Lisesi'nden başarılı bir şekilde mezun olan Meltem üniversite sınavını kazanamadı. Ailede korkunç bir hayal kırıklığı yaşandı ve ben kendi odama, kendi yatağıma çekildim. Sanki dünyanın en büyük başarısızlığıymış gibi geldi o bana. Ve sonra dedim ki, şu an o yıllara baktığım zaman, 90'lı yıllara baktığım zaman diyorum ki, şu an kullanılan feel goodism diye bir kavram var, duymuş olabilirsiniz. Hayatta her şey mutluluk üzerine kurulu değil. Başta dedim ya, duygularımızdan bahsettim. Her türlü duyguya ihtiyacımız var. Sadece mutluluğa değil, kaygıya da, üzüntüye de, öfkelere de ihtiyacımız var. İşte orada yaşadığım hayal kırıklığı, üzüntü, korkunç depresyon duygusu beni ayağa kaldırdı. Bir şekilde oturdum çünkü durdum. Durdum ve düşündüm. Ardından yeniden hazırlanarak sınava bir şekilde yine ailemin istediği bir bölüm olan fizik bölümünü kazandım. Ve fizik bölümünü kazanmak da benim için başarısızlıktı. Ailem için başarıydı, çevremdeki herkes için başarıydı. Ama benim için başarısızlıktı. Çünkü istemiyordum. Ve yeniden üniversite ortamında bir psikolojik destek aldım. Ardından hocamla birlikte karar vererek, bölüm değişikliği yaparak psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü okumaya karar verdim ve İzmir yolculuğum başladı. İzmir bir şehir değişikliği oldu benim için Adana'dan sonra ki biz çok büyük ve çok kapalı bir aileyiz aslında. O nedenle aileden ilk kez dışarı çıkan bir bireydim, bir torundum aslına bakarsanız ve heyecanla karşılandı bu. Ve evet, ne oldu? Ben acıyla temas etmiştim değil mi aslında üniversite sınavını kazanamadığım zaman? Bir acıya dokundum. O acı bana dokundu. Ancak ben acıyı temiz acı ve kirli olarak, kirli acı olarak ayırıyoruz kabul ve kararlılık terapisinde. Bu acıyı kirli acıya çevirmedim. Temiz acı olarak evet, üzüntü duydum. Ancak ayağa kalkabilmem için bu acıyı temiz acı olarak cebimde tutmam gerekiyordu. Sakince cebimde tuttum ve sonra o acıyı yine sakince kendimden uzaklaştırarak yeniden ayağa kalktım. Ve kendi düşünce ve duygularımla ilgili de birçok farkındalık elde ettim.
Ve güç kaynaklarım doğru bul, kendi güç kaynaklarımı doğru olarak bulamasaydım eğer, tutunacağım yerleri bulamasaydım, mesela psikolojik destek benim için tutunacağım bir yerdi. Bulamasaydım eğer, doğru kıyafeti üstüme giyemeden fizik bölümünde okumuş, mezun olmuş, gayet mutsuz bir insan olarak hayatıma devam edecektim. Belki de hiç sevilmeyen bir öğretmen olacaktım. Birçok gence maalesef olumsuz bir rol model olacaktım. Dolayısıyla burada ardından gelen ayağa kalkmak, kendime uygun kıyafeti giymek benim tercihimdi ve o cesareti gösterebilmek bugün benim özellikle anlatmak istediğim şey. Ve şehir değişikliğinde yeni rollerim oldu, yeni değerler elde ettim ve baktım ki yeni duygular oluştu hayatımda. Aslında benim hayatıma bakarsanız sadece bir tane öncesi ve sonrası, before after yok. Birçok var benim hayatımda ve hepsine saygı duyuyorum. Bütün bunlardan bir şeyler öğrendiğimi görüyorum çünkü. Çünkü ben şikayet etmiyorum. Şikayet de bir aksiyon olabilir ama doğru adımı atabilmek her şeyden önemli diye düşünüyorum. Uyum sağlıyorum yani. Ardından bir ülke değişikliği yaptım. Üniversiteyi bitirdikten sonra dedim ki, bu da yetmiyor Meltem. Bir yurt dışı yapman lazım, yeni kültürler tanıman lazım ve New York'a gittim. Cebimde 150 dolarım vardı, hiç unutmuyorum. Ve dedim ki, aynı zamanda çalışmam da gerekiyor. Hem çalıştım, hatta üniversite New York Üniversitesi'nde bulunduğum sıralarda hocam dedi ki, gel benim okulum var, anaokulum var, orada çalış dedi ve orada da çalışmaya başladım. Bütün bunlar hayatımda aslında daha çok benim burnumu soktuğum alanlar oldu. Bunu da dile getirmeyi çok seviyorum ben. Burnunuzu sokun lütfen. Hiç kimse gelip size gel şurada şunu yap, böyle yapalım gibi fırsatları önünüze alıp sermiyor. Bir şekilde adım atmanız gerekiyor. Sonra da adımları beklemeniz için, o adımları bekleme hakkına sahip olmanız için önce sizin adım atmanız gerekiyor. Çünkü ben üniversitedeyken, 9 Eylül Üniversitesi'ndeyken de psikiyatri kliniklerinde, Çukurova Üniversitesi'nde yazın psikiyatri kliniklerinde gönüllü staj yaptım. Kışında okulumda Ege Üniversitesi'nde psikiyatri kliniklerinde ben gönüllü stajlar yaptım. Bütün bunları hiç kimse bana söylemedi, gel demedi. Ben gittim. Adım attım yani. Bir aksiyon aldım. Ve Amerika'da en önemli şey şu aslında, ben 9/11'ı da yaşadım Amerika'da. O da benim için bir dönüm noktası oldu diye düşünüyorum. Çünkü ikiz binalar yıkıldığı zaman oradaydım. O da benim için gerçekten before after oldu. Çünkü orada hayata tanıklık ettim, ciddi bir tarihe tanıklık ettim. Ve orada arkadaşlarımı kaybettim, çok fazla arkadaşımı. İtfaiyeci arkadaşlarım vardı, onları kaybettim. Özellikle onlar çok kıymetliydi benim için. Ve ardından çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim. O da benim için gerçekten bir dönüm noktası oldu. Ardından dedim ki, benim sevdiğim başka insanlar da var hayatta ve ülkeme döneyim. Döndüm. Bir çocuk sahibi olarak, bu arada Amerika'da bir çocuk sahibi oldum. Ve ardından tek başıma gidip 3 kişi beraber Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndüğüm zaman aslında sevmediğim bir şehre, maalesef Adana'ya dönmüştüm. Çünkü asıl dönmek istediğim yer İzmir'di. Ancak bu da bana çok şey öğretti ve dedim ki, Meltem, acaba sen nasıl bir bahçe yaratmak istiyorsun? O bahçeyi düzenlemek senin elinde. Bakımsız, berbat bir bahçeye de sahip olabilirsin. Hiç bakmak istemediğin, arkadaşlarını, sevdiklerini ağırlamak istemediğin ama harika bir bahçeye de sahip olabilirsin. Bu senin elinde dedim. Bu senin kontrolünde. Dolayısıyla kendi bahçemi yeniden yaratmaya başladım. Ve mesleki değişimlerim de başladı aslında. Bazen bu mesleki değişimlerimde teşekkür ederim tanıtım yapılırken. Bunları da hatırlatmış oldu bana. Mesela devlet kurumlarında da çalıştım. Özel sektörde de çalıştım.
yaşamın birçok alanında mesela Türkçeyi bilmeyen, Doğu bölgesinde Türkçeyi bilmeyen çocuklarla da çalıştım, yetişkinlerle de çalıştım. Hatta ebeveynleri bana diyorlardı ki, ya hoca boş ver bizi çağırma buraya. Sen ne yapıyorsan yap, dövmen gerekiyorsa döv. Bunlarla da karşılaştım ama onlarla baş etmek ve sadece kendimi sevdirmek bile yetti biliyor musunuz? Neden? Çünkü değişimi başlatmam gerekiyordu o insanlarda. Değişimi başlatabilmek için de dedim ki yine Meltem, seni sadece sevsinler ve sana güvensinler. Bunu sağlamaya çalıştım. Ve ardından o da bana yeni bir yaşam deneyimi sağladı. Ve pandemi geldi. Pandemiyle birlikte yeniden bir dönüm noktası yaşadım kendi adıma. Yeni kararlar almam gerekiyordu. Çünkü hayattaki her şey kontrolümde olamayabiliyordu. Pandemi de bana bunu anlattı. Ve dedim ki kendime, Meltem yeni kararlar alabilirsin. Çünkü şu anda evet tüm dünyada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Sen bunu kontrol edemiyorsun. Ama senin kontrol edebileceğin bir şeyler var. Bunu keşfet. İç dünyama döndüm. Ve dedim ki artık kurumsal olarak çalışmayı bırakıyorsun. Ve bireysel olarak senin özgürlük değerlerini kapsayan bir takım ihtiyaçların var. Bireysel olarak çalışmaya başla dedim. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim kurumdan isteyerek ayrıldım. Sevgiyle hem de. Ardından bireysel olarak çalışmaya başladım. Şimdi ise hem Adana'da hem de İzmir'de ofisim var. Ve bu şekilde birçok insana, birçok aileye, birçok çocuğa, ergene, yetişkine destek vermeye çalışıyorum. Hem de büyük bir keyifle. Onlarla birlikte yol alarak. Çünkü diyorum ki Virginia Satir şunu söylüyor. Problemler problem değildir aslında. Onlarla baş etme şeklimiz problemdir. Nasıl baş ettiğimiz çok önemli. Ve ne oldu acaba? Bakalım bundan sonraki gelecek mi? Peki. Hayatta hep krizler var değil mi? Şu anda da bir kriz yaşıyorum. Ama stratejik olmak gerçekten hayatta çok önemli. Ve yeni dönemlerde, pandemi sonrasında ise yeni bir dönem başladı benim için. Tüm dünyada başladığı gibi bende de yeni bir dönem başladı. Ve baktığım zaman aslında o hep mutlu olmak, hep hızlı yaşamak dışında bir şeydi yaşadığımız şey değil mi birçoğumuz için? Durmamız gerekiyordu, evde olmamız, en güvenli yerde olmamız gerekiyordu. Ve birçok anlamda mutluluk yoktu hayatımızda. Bu da bana çok şey öğretti ve yeni kararlar almamı sağladı. Bakın her kriz bir fırsattır diyorum. Her fırsatta bunu söylüyorum. Ve böylece davranış repertuarımı çok fazla genişlettim. Ve kendime psikolojik esneklik sağlamaya çalıştım. Ne kadar çok davranış çeşitliliğimiz varsa hayatta o kadar esnek davranırız. Kendimize karşı hoşgörümüz artar ve böylece yaşam çekilir hale gelir. Çok daha keyifli hale gelir. Yoksa acı her zaman var hayatımızda. Ama bu acıya sizin nasıl dokunduğunuz, nasıl temas ettiğiniz, o acıyı alıp bir süre üstünüzde taşıyıp ardından hoşça kal diyebilmeniz lazım. Bunun için de davranış repertuarınızı lütfen geliştirin. Çünkü hep sevdiğim bir sözdür bu. Yorulduğunda pes etme, dinlen. Bir dinlen ve tekrar ayağa kalk. Bu da ünlü boksör Muhammed Ali'nin sözüdür. O nedenle hayır izin vermiyorum da diyebilmek gerekiyor bazen. Bazen durmak gerekiyor ve yol alabilmek için ilerlemek gerekiyor, adım atmak gerekiyor. Ve şimdi en son size şunu soruyorum. Kendinize buradan çıkarken deyin ki, evet Meltem Hanım burada bir sunum yaptı. Şöyle davranmaya karar verdim onun söylediklerinden sonra, şöyle davranmamaya karar verdim. Meltem Hanım'ın şu söylediklerine katılmıyorumu da lütfen cebinize koyun. Ya da şu söylediklerine katılıyorumu da cebinize koyup gidin. Bu da bir farkındalıktır. Her şeyi
aynı anda beraber düşünmek, hissetmek zorunda değiliz diye düşünüyorum. O nedenle diyorum ki buradan çıkarken kendinize 20 yıl sonra şöyle bir dönüp bakın. 20 yıl sonra hangi konuda bir ödül vermek isterdiniz? Hangi konuda ya sen bu işi, yani değerlerin şuydu senin, mesela seyahat etmekti senin değerin. Seyahat etme konusunda gerçekten bu ödülü hak ediyorsun dediğiniz bir konuyu lütfen buradan giderken düşünün. Ve kendinize o ödülü verebilmek için neler yapacağınızı belki de hayal ederek başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.